Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanlarım, Ankara Lojistik Üssü'nün çok değerli yöneticileri, çalışanları, değerli sanayicilerimiz, Bakanlığımızın ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çok kıymetli çalışanları, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, bugün 3 adet önemli, bölge açısından önemli 3 adet tesisin açılışı, 2 adet tesisin de temel atma töreni için aramıza hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmaktan, aranızda bulunmaktan dolayı çok memnunum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sesim için de özür diliyorum. Bakanlık olarak politikamız ulaşım ve iletişimin bütün türlerinde konfor ve güvenlik ortamını daha ileri seviyelere çıkarmak, halkımızın ve yüklerimizin ulaşımının en seri ve emniyetli şekilde yapılmasını sağlayacak bir altyapıyı oluşturmaktır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak ülkemizin refah yolunda attığı her adımda bir itici güç olmaktan ve bir önemli oranda katkı vermekten kıvanç duymaktayız. Yaptığımız her işin, ürettiğimiz her projenin ülkemize sağladığı pozitif enerji bakanlığımızı da daha özgün ve daha ilerici hareket etmeye zorlamaktadır. Bu projeleri gerçekleştirmek için bizlere her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve bu kaynakları oluşturan ekonomi yönetimi başta olmak üzere tüm bakan arkadaşlarıma ve tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına huzurlarınızda şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim. Değerli katılımcılar, 10. Kalkınma Planı ve 62. Hükümet Programı'nda taşımacılıktan lojistiğe geçiş önemli bir yer tutmakta ve konuya yönelik özel bir dönüşüm planı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda ülkemizin gelişmiş ve entegre bir ulaşım ağına kavuşması için atılacak adımlar tespit edilmiş olup söz konusu adımlar birer birer gerçekleştirilmekte ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için emin adımlarla yürümekteyiz. Bakanlık olarak lojistiği yaptığımız her projenin temel eksenine yerleştirmekle kalmadık. Bugüne kadar yük taşımacılığını artırmak amacıyla 20 yerde lojistik merkezi kurulmasını planladık. Bunlardan 7'si ülke çapında hizmet vermeye başladı. Samsun, Uşak, Denizli, Kaklık, Köseköy, Halkalı, Eskişehir, Hasanbey ve Balıkesir, Gökköy lojistik merkezlerimiz faaliyete başlamış durumda. Bozüyük, Mardin, Erzurum, Mersin, Yenice, İzmir, Kemalpaşa lojistik merkezlerinde ise inşaat işlerimiz devam ediyor. Diğer lojistik merkezlerle ilgili proje, ihale, kamulaştırma çalışmaları yürütülmekte. Dolayısıyla bugün açılışını yapmakta olduğumuz bu mekandaki bu kavşak ve bağlantı yolları lojistik stratejimiz çerçevesinde apayrı bir önem ve yere sahiptir. Kıymetli misafirler, bakanlığımızca Ankara'ya 2003 yılından bu yana yaklaşık 15 milyar lira tutarında yatırım yapıldı. Başkentimiz karayolu, demiryolu ağlarıyla örüldü. Havacılık sektörü de her geçen gün daha ileri seviyelere gelmekte. Son 12 yılda Ankara'da 450 kilometre daha bölünmüş yol ilave yapıldı. Şu anda Ankara'nın komşusu olduğu Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Aksaray ve Kırıkkale ile karayolu bağlantıları bölünmüş yollarla gerçekleştirilmekte. Ankara hızlı tren yolları ağının merkezi noktasında. İnşallah Ankara-Sivas hızlı tren hattımız hızla devam etmekte. Bu yıl Sivas-Erzincan hattının yapım ihalelerine de başlayacağız. Esenboğa Hava Limanımız her geçen gün
modern yapısıyla her geçen gün daha ileri seviyelere gitmekte, Esenboğa'ya ilave bir pist yapımı projemiz devam etmekte ve Esenboğa'yı ayrıca yurt dışı uçuşlarının da bir merkezi haline getirmek için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Değerli konuklar, Sayın Genel Müdür, bugün açılışını yaptığımız ve temelini atacağımız projelerle ilgili teknik anlamda çok detaylı bilgileri sizlere huzurla arz etti. Geleceğe yönelik olarak bölünmüş yollar politikamızda önümüzdeki dönemde otoyollar ayrı bir önemle ele alınacaktır. Bu kapsamda çok sayıda çalışma yürütmekle beraber huzurunuzda son olarak Ankara'yı da yakından ilgilendiren iki önemli projemizden bahsetmek isterim. Bunlardan ilki bakanlığımızın öncelikli projelerinden olan Ankara-Niğde otoyoludur. Bu sayede Edirne'den Ankara'ya kadar gelen tem otoyolu Niğde, Adana, Şanlıurfa arasında mevcut olan otoyola bağlanacak ve böylece Avrupa ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan karayolu ağı Ankara üzerinden kesintisiz bir yol koridoru ile sağlanmış olacaktır. Yaklaşık 330 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı 250 kilometrelik Niğde Kulu Konya ayrımı ve 80 kilometrelik Kulu Ankara olarak iki kesim halinde planlanmakta olup projenin ihale hazırlık çalışmaları süratle yürütülmektedir. İkinci öncelikle projemiz ise Ankara-Samsun otoyolunun ilk kademesi olan Ankara-Kırıkkale-Delice otoyoludur. Toplam uzunluğu 100 kilometre olan yolun ön proje çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Uygulama proje çalışmaları ise devam etmektedir. Bunun da bu yıl içerisinde ihale ilanına çıkmayı planlıyoruz. Son iki husus Sayın Bakanımın belirttiği bu Kazan otoyoldan Kazan'a giriş için şimdi arkadaşlarımla da görüştüm. Burada belediyeyle de beraber çalışıp imar planıyla birlikte beraber çalışmamız gerekiyor. Malumunuz Temelli yolunun ihale süreci devam ediyor. Bu sayede Ankara Beypazarı yolunu Ankara Eskişehir yoluna bağlayarak önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca Ankara Kazan yolunda şerit ilavesi ve yol iyileştirme çalışmalarının yatırım programına alınması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İnşallah bu projeyi de en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Sözlerime burada son verirken bugün hem açılışını yaptığımız hem de temelini attığımız projelerin ülkemize, Ankara'mıza, bu bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yolların yapımında emeği geçen yüklenici firmalarımıza, mühendis ve işçilerine, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çok değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Benden önceki bakan arkadaşlarımın ismini zikretmekten de bahsetmeden geçersem de uygun olmaz. Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye ve Sayın Lütfü Elba Beyefendi'ye de şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmalarınıza ödül teşekkür ediyoruz.